kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlerle üzerimde görmüş olduğunuz rengarenk bluz yapılışını paylaşıyor olacağım. Tığ işi bir bluz yapıyoruz. Model kendi kafamda tasarlamış olduğum bir model. Tamamıyla bana ait bir model diyemeyeceğim. Çünkü Eke Trabzon'u herkes biliyor, Sakinye'yi herkes biliyor, işte fıstık modeli herkes biliyor. Ben sadece kendi kafamda tasarlama yaparak kombinledim diyebilirim. O yüzden tamamıyla bana ait demek istemiyorum. Elimde olan ipleri değerlendirmek amaçlı yapmış olduğum bir proje. Siz de elinizde olan koton ipler ile kolaylıkla bluzunuzu yapabilirsiniz. Ama renkler çok sevildi. İplerimi saturdayhobby.com'dan almıştım. Slim koton ipler. Her renkten değil ama ana renkte yoğun kullanmış olduğum renklerden 2 adet ip kullandım. Siz bunu tamamıyla rengarenkle yapabilirsiniz. Tamamıyla kendi tercihinize kalmış bir şey. Parçalar halinde yapıyoruz. Ön parça, arka parça, daha sonra kol yapıyoruz. 2 tane, en son birleştirip bluz haline getiriyoruz. Herhangi bir kol oyuntusu, boyun oyuntusu yapmıyorum. Bakın, bu boyun oyuntusu yapmadığımız için de rahatsız eder mi diye düşünüyorsunuz. Ama bu şekilde kullandığımızda da gayet rahatlıkla kullanabiliyoruz. Eğer isterseniz küçük bir boyun oyuntusu da yapabilirsiniz kolaylıkla. Videonun başlangıcında ben parçalarımı tamamlayıp gelmiş olacağım. Küçük bir parça model anlatımını sizlerle ayrıntılı bir şekilde paylaşıyor olacağım. Aklınıza takılan bir şey olursa yorum kısmında bana sorabilirsiniz. Elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışırım. Instagram'da takip etmiyorsanız açıklama kısmına linkini bırakıyorum. Tıklayıp takip edebilirsiniz. Orada detaylı görsellerini de inceleyebilirsiniz. Veya yapmış olduğunuz projelerde beni etiketleyerek paylaşabilirsiniz. Çok sevinirim. Yapılışına geçmeden önce videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Şimdi beraber yapılışına geçelim. Şimdi ben parçalarımı tamamlayıp geldim. Sizlere bahsedip daha sonra detaylı anlatım için küçük bir başlangıç yaparak modelimizi gösteriyor olacağım. Dediğim gibi öncelikle parçalarımdan bahsetmek istiyorum. 2 tane gövde kısmımız var. 2 parça halinde yapıyoruz. Dümdüz bir parça yapıyorum. Kol oyuntusu veya boyun oyuntusu çalışmıyoruz bu modelde. Dümdüz 2 tane parça yapıyoruz. Şu anda benim 2 parçam da ütülenmiş hali. Bakın, dümdüz bir görüntü elde ediyoruz. Esneterek örgümüzün iç kısmından rahatlıkla ütüleme yapabilirsiniz. Ama dediğim gibi örgünüzün iç kısmından yapmanız gerekiyor. Ters kısmından yaptığımızda, ters tarafından yani, belki ipinizin yapısı gereği parlama yapabilir. O yüzden içeriden ütüleme yapmamız gerekiyor. Şimdi gövde için 94 tane zincir çektim. Bakın, şurası benim başlangıç noktam. 94 tane zincir üzerine 6 zincir dönüşümle beraber üçlü trabzanlar yaptım. Daha sonra ikinci sıramda da üçlü trabzanlar yaptım. Sık iğne, yarım trabzan ve bu şekilde modelimi kurdum. Burada modelimizden sonra aynı işlemi bakın tekrardan devam ettiriyoruz. Yani bu noktaya kadar modelimiz var. Bunun sonrasında 1, 2, 3 ve 4 kez modelimi tekrarlayıp tamamlamış oldum. Şimdi burada sizlerle ölçümü paylaşmak istiyorum. Modeli istediğiniz uzunluğa ulaşana kadar aynı şekilde tekrarlayarak devam ettirebilirsiniz. Tamamıyla size kalmış bir şey. Şimdi burada ölçtüğümde bakın, ütülenmiş haliyle 50 santim, 41 santim ölçüsünde 2 tane parçamızı çalışıp geliyoruz. Daha sonrasında bu parçamızı bir kenara alalım. Kol parçamıza geldi. Kolda yeşil renkte ipim kalmadığı için sadece turuncu, pembe, turkuaz ve krem rengiyle devam ettim. Burada asıl amaç elimizde kalan ipleri değerlendirmek. O yüzden dediğim gibi kendim bu şekilde bir renk geçişi kombini yaptım. Burada kol için 77 tane zincir çektim. Tamamıyla kendi koluma göre ayarlamış olduğum bir sayı. Dilerseniz gövde kısmını yaptıktan sonra göz kararı bir ayarlama yapabilirsiniz. Kolunuzu bu şekilde yerleştirip ölçüsünü belirleyebilirsiniz. Dikey olarak kullanacağız. Bakın, dikme işlemi yaptığımızda bu şekilde dikey halinde kullanıyor olacağız. Yatay halinde örüyoruz. Dikey halinde dikme işlemi yapacağız. Burada dediğim gibi 77 zincir üzerine yine aynı şekilde modelimi yaptım. Ve baktığımda 1, 2, 3 kez modelimizi yapıyoruz. Genişliğinde dilerseniz 4 kez de yapabilirsiniz. Bu tamamıyla tercih meselesi. Kendime göre ayarlamış olduğum sayılar. Burada 77 zincirin genişliğini 41,5 santim, 42 santim
Ve bu şekilde ölçtüğümüzde 30 santim ölçüsünde 2 tane kol parçamızı çalışıp geliyoruz. Bu da yine aynı şekilde ütülenmiş hali. Şimdi beraber küçük bir başlangıç yapalım. İpimin ortasına tığımı yerleştirdim. Döndürüp bir tane zincir çekerek başlangıcımı yaptım. Başlangıç için 21 tane zincire ulaşana kadar devam ediyorum. 21 tane zincir çektikten sonra 21. zinciri parmağımla tutuyorum. Yani son zincirimizi parmağımızda tutuyoruz. Üzerine 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 tane zincir çekiyorum. Tığım üzerine 1, 2 kez aldım ve son zincirimin içerisinden tığımı geçiriyorum. 1, 2, 3 seferde çekiyorum ve bu şekilde birinci boşluğumuzu oluşturmuş olduk. Bir tane zincir tığım üzerine ipimi 1, 2 kez aldım. Bir tane boşluk atlıyorum. Diğer boşluktan yani zincir içerisinden tığımı geçiriyorum. 1 çektim. 2, 3 çekerek üçlü trabzanımı yapıyorum. Bir tane zincir tığım üzerine ipimi 2 kez aldım. Bir tane boşluk atlıyorum. Yandaki zincirden tığımı geçirdim. 1, 2, 3 seferde çekiyorum. Bir tane zincir tığım üzerine ipimi 2 kez aldım. Bir boşluk atlıyorum. Diğer boşluktan tığımı geçirdim. 1, 2, 3 seferde çekiyorum. Bir zincir çektim. Tığım üzerine ipimi 2 kez aldım. 1, boşluk atlıyorum. İkinci boşluktan tığımı geçirdim. 1, 2, 3 seferde çekerek üçlü trabzanımı yapıyorum ve bu şekilde sıra sonuna kadar devam ediyoruz. Bir tane zincir çektim. Tığım üzerine ipimi 2 kez aldım. Bir boşluk atlıyorum ve sıra sonundaki son boşluktan tığımı geçirdim. İpimi çekiyorum. 1, 2, 3 seferde yani son üçlü trabzanımızı yapmış olduk. Bakın bu şekilde kafesten yaparak birinci sıramızı tamamladık. Şimdi burada renk değişikliğine gidiyoruz. Ben her sırada rengimi değiştirdim. Nasıl değişiklik yapıyorum? Hemen dibinden bir düğümleme yapacağım. İpinizi bir tık uzun bırakırsanız eğer en son birleştirme işlemi yaparken bu iplerimizi nasıl gizlediğimden de bahsediyor olacağım. Bakın şu şekilde dibinden düğümleme yaptım. Diğer rengimi kesiyorum. Turuncu rengimizin başlangıcını yapıyoruz. Örgümün diğer tarafını döndüm. 1, 2, 3 ve 4 tane zincir çektim. Tığım üzerine ipimi 2 kez aldım. Hemen bakın birinci boşluğun içerisinden tığımı geçiriyorum. İpimi 1, 2, 3 seferde çekerek üçlü trabzanımı yaptım. Bir tane zincir çektim. Tığım üzerine ipimi 2 kez aldım. Yandaki boşluğun içerisinden tığımı geçiriyorum. 1, 2, 3 seferde çekerek üçlü trabzan. Bir tane zincir tığım üzerine ipimi 2 kez aldım. Yandaki boşluğa geldim. 1, 2, 3 seferde çekerek üçlü trabzanımı yaptım. Bir zincir çektim. Tığım üzerine ipimi 2 kez aldım. Yandaki boşluktan tığımı geçiriyorum ve 3 seferde çekerek üçlü trabzanımı yapıyorum. Bu şekilde son kafesimize kadar devam edelim. Bir tane zincir çektim. Tığım üzerine ipimi 2 kez aldım. Son boşluğumun içerisinden tığımı geçiriyorum. 1, 2, 3 seferde çekerek üçlü trabzanımı yapıyorum. Ama bu şekilde son boşluğumuza üçlü trabzan yaptıktan sonra direkt bir üst sıranın başlangıcını yapmıyoruz. Yine tığım üzerine ipimi 2 kez aldım. Herhangi bir zincir çekmeden. Bakın burada yandaki zincirin içerisinden tığımı geçiriyorum. 1, 2, 3 seferde çekerek üçlü trabzanımı yapıyorum. Yan yana 2 tane üçlü trabzan yapmış olduk. Başlangıçta da hatırlarsanız 4 tane zincir çekmiştim. Hemen dibindeki boşluğa batma işlemi yapmıştım. Aynı başlangıçtaki gibi yapıyoruz. Dümdüz bir görüntü elde edebilmek için başlangıçta ve sıra sonunda aynı devam ediyoruz. Şimdi ikinci sıramı tamamladıktan sonra 3. sıram için ipimi hemen turuncu renkteki ipimin dibinden düğümlüyorum sıkı bir şekilde. Bir tık bakın uzun bıraktım ve düğümledim. Turuncu rengi kesiyoruz. 3. sıramızın başlangıcını yapıyoruz. Bir tane zincir çektim. Bu sıramızda sık iğne yaparak başlangıç yapacağız. Bir zincir çektikten sonra burada
İki tane yan yana üçlü trabzan olduğu için herhangi bir boşluğa batma işlemi yapmıyoruz. Hemen yandaki trabzanın tepesinden tığımı geçirdim. Bu arada bakın, buradaki ipimizi de şu şekilde yürütme yapabiliriz. Sık iğne öreceğimiz için bu sıramızda gözükmeyecektir. Hemen yandaki üçlü trabzanın tepesinden tığımı geçiriyorum. Tek seferde çekerek bir tane sık iğne. Boşluktan tığımı geçirdim. Bir tane sık iğne. Yandaki üçlü trabzanın tepesinden tığımı geçiriyorum. Bir tane sık iğne. Bir zincir çekerek yapmış olduğum boşluktan tığımı geçirdim. Bir tane sık iğne. Üçlü trabzanın tepesine geliyorum. Sık iğne. Bir zincir çekerek yapmış olduğum boşluğa geliyorum. Bir tane sık iğne. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam edelim. Son boşluğuma bir tane sık iğnemi yaptıktan sonra sıra sonunda bir tane üçlü trabzan, bir de 4 zincir çekerek başladığım nokta var. Üçlü trabzanın tepesinden tığımı geçirdim. Bir tane sık iğne. Sıra sonundaki zincirin içerisinden de tığımı geçirip bir tane sık iğne yaparak 3. sıramı tamamlamış oldum. 4. sıramda modelde, bakın şu şekilde göstermek istiyorum. Pembe rengimiz var ama elimde şu anda kalmadığı için ben farklı bir renk ile başlangıç yapacağım. 4. sıramızda yarım trabzanlar yapıyoruz. Hemen ipimi elime alıyorum. Ve dibinden bir düğümleme yapıyorum. Şöyle tığımı ipimi taktım. Dibinden sıkı bir düğümleme yapıyorum. Ve ipimi kestim. Bir, iki tane zincir çektim ve buradaki bakın iplerimi yine şu şekilde döndürüp tutuyorum ki batma işlemi yaparken altta gizleyelim. Tığım üzeri ipimi bir kez aldım. Hemen dibindeki boşluğa değil bir sonraki boşluktan tığımı geçiriyorum. Tığımda 3 tane ilmeğim var. Hepsini tek seferde çekerek yarım trabzan. Tığım üzeri ipimi bir kez aldım. Yandaki boşluktan tığımı geçiriyorum. İpimi tek seferde çekerek yarım trabzan. Tığım üzeri ipimi bir kez aldım. Yandaki boşluktan tığımı geçiriyorum. İpimi çektim. 3 tane ilmeğim var. Hepsini beraber çekerek yarım trabzan yapıyorum. Bu şekilde her boşluğa bir tane yarım trabzan yaparak sıra sonuna kadar devam ediyoruz. Sıra sonuna kadar geldiğimde buradaki boşluktan tığımı geçiriyorum ve yarım trabzanımı yaptım. Ve burada bir zincir çekerek başlamış olduğum boşluktan da tığımı geçirip yarım trabzan yapıyorum. Mutlaka sıra sonundaki zincir çekerek dönüş sağladığımız noktaya da batma işlemi yapıyoruz. Ve bu şekilde 4. sıramızı tamamlamış olduk. 5. sıramız için farklı bir ipimize geçiş yapıyoruz. 5. sıramda normalde bakın şu şekilde modelimizi baktığımızda yeşil renge geçiş yapmam gerekiyor. Yeşil ve pembe elimde hiç kalmadığı için sizlere farklı bir renk ile anlatım yapıyorum. Aklınızı karıştırmasın. Siz birebir aynı yapmak isterseniz bu şekilde renk sıralamasını sizlere göstermek istiyorum. Şimdi diğer rengimin geçişini yapıyorum. 5. sıramda 1, 2, 3 tane zincir çektim. Tığım üzeri ipimi bir kez aldım. Burada hemen dibindeki boşluktan değil bir sonraki boşluktan tığımı geçiriyorum. 1, 2 seferde çekerek bir tane ikili trabzan. Zincirle beraber 2 tane ikili trabzan. Tığım üzeri ipimi bir kez aldım. Yandaki boşluğa geliyorum ve bir tane daha ikili trabzan yaparak 3 tane yan yana ikili trabzan yapmış olduk. Bir tane zincir. Tığım üzeri ipimi bir kez aldım. Bir boşluk atlıyorum. Diğer boşluktan tığımı geçirdim. Bir tane ikili trabzan yan yana 3 tane ikili trabzan yapalım. 2 3 tane ikili trabzan. Bir zincir çektim. Tığım üzeri ipimi bir kez aldım. Bir boşluk atlıyorum. Diğer boşluğa geldiğimde 1 2 3 tane ikili trabzan, bir tane zincir, tığım üzeri ipimi bir kez aldım. Bir boşluk atlıyorum, diğer boşluğa geldim. 1 2 3 tane ikili trabzan ve bu şekilde devam ediyorum.
Sıra sonuna geldiğimde bir tane iki trabzan yaptım. Yandaki boşluğa geliyorum. 2 ve sıra sonundaki son boşluğuma geldim. 3 tane ikili trabzan yaptım yan yana. Ve bu şekilde 5. sıramızı tamamlamış olduk. Şimdi 6. sıram için diğer rengimi hemen düğümlüyorum. Dibinden ipimi kestim. Bir, iki, üç, dört, beş tane zincir çekerek başlangıcımı yaptım. Tığımızı ipimi bir kez aldım. Burada bir zincir çekerek oluşturmuş olduğum boşluktan tığımı geçiriyorum. İpimi bir tık uzattım. Bir çekip ilmeğimin bir tanesini tığımda bırakıyorum. Tığımızı ipimi bir kez aldım. Aynı boşluğa dönüyorum. İpimi bir tık uzattım. Bir çekip bırakıyorum. Bu şekilde 5 kez yapıyoruz. Bakın 3, 4 ve 5 kez. Tığımızda buradaki zincirle beraber saydığımda 6 tane ilmeğim var. Hepsinin içerisinden ipimi çekiyorum. Bir tane zincir çekerek kapattım ve devam ettim. 2, 3 tane zincir çekiyorum. Tığımızda ipimi bir kez aldım. Yandaki boşluktan tığımı geçirdim. İpimi bir tık uzattım. Bir kez çekip bırakıyorum ipimi. Aynı boşluğa döndüm. 2 3 4 ve 5. 5 kez aynı işlemi yaptıktan sonra buradaki zincir ilmeğimle beraber 6 tane ilmeğim var. Hepsinin içerisinden ipimi çekiyorum ve bir tane zincir çekerek kapattım. Üzerine devam ettim. 2, 3 tane zincir. Tığımızı ipimi bir kez aldım. Yandaki boşluktan tığımı geçirdim. İpimi bir tık uzatıyorum. Bir çekip bir tane ilmeğimi bıraktım. Ve devam ettim aynı boşluğa. 2, 3, 4 ve 5 kez aynı boşluğa battıktan sonra tığımda 6 tane ilmeğim var. Hepsini tek seferde çekiyorum. Bir tane zincir çekerek kapattım ve devam ettim. 2, 3 tane zincir. Tığımızı ipimi bir kez aldım. Yandaki boşluğa giriyorum. 1, 2, 3, 4 ve 5 kez aynı boşluğa battıktan sonra tüm ilmeklerimi tek seferde çekiyorum ve bir tane zincir çekerek kapattım. Devam ettim. 2, 3 tane zincir. Tığımızı ipimi bir kez aldım. Yandaki boşluğa geliyorum. 1, 2, 3, 4 ve 5 kez aynı boşluğa batıyorum. Hepsini çektim. 1, 2, 3 tane zincir çekerek kapattım ve son boşluğuma da bu şekilde batma işlemi yaptıktan sonra sıra sonunda tığımızı ipimi bir kez alıyorum. 3 zincir çekerek başlangıç yapmıştım. Bir alttaki sıramda 3. zincirin tepesinden tığımı geçiriyorum. İpimi 1, 2 seferde çekerek ikili trabzan yapıyorum ve bu şekilde sıramızı tamamlamış olduk. Şöyle elimizle bir düzeltme yapalım. Daha sonrasında burada bir alttaki hangi renk ile yapıyorsanız modelinizi o rengin aynısını yapmanız gerekiyor. Bu aradaki fıstık model arada kalmalı yani. İki renk aynı olduğunda daha güzel bir görüntü elde etmiş oluyoruz. Hemen diğer rengimin başlangıcını yapıyorum. Dibinden düğümleme yaparak. 7. sıramızın başlangıcını yapıyoruz. 1, 2, 3 tane zincir. Tığımızı ipimi bir kez aldım. Hemen dibindeki boşluktan tığımı geçiriyorum. Bir tane ikili trabzan. Aynı boşluğa döndüm. 2 tane ikili trabzan yaptım. Zincirle beraber 3 tane ikili trabzan. Bakın buradaki yapmış olduğumuz işlemin aynısını yaparak devam edeceğim. Bir tane zincir. Tığımızı ipimi bir kez alıyorum. Yandaki boşluğa geliyorum. 1, 2, 3 tane ikili trabzan, bir zincir çektim. Yandaki boşluğa geliyorum. 3 tane ikili trabzan yaparak devam ediyorum. Bir tane zincirimi çektim. Sıra sonundaki son boşluğumdan tığımı geçiriyorum. Aynı başlangıçtaki gibi 1,
2 tane ikili trabzan yapıyorum ve bir tanesini de zincirin içerisinden geçirerek yapıyorum ve sıramı bu şekilde tamamlamış oldum. Bakın. Şimdi bir üst sıraya geçişimizde yarım trabzanımız hangi renk ise onun aynısını yaparak başlangıç yapıyoruz. Yani şurada göstermek istiyorum. Ben bu şekilde bir kombinleme yaptım. İki tane aynı rengin arasında kaldığında model kendini daha net gösteriyordu. O yüzden buradaki ikinci sıramda yapmış olduğum yarım trabzan rengiyle buradaki sık iğne rengimi aynı tuttum. İki tane rengin arasında bir çizgi gibi model kendini daha güzel gösterdi. Hemen burada dibinden bir düğümleme yapıyorum. Bir tane zincir çekerek başlangıcımı yapıyorum. Hemen iplerimi şöyle elimle tuttum. Burada dibindeki boşluğa herhangi bir batma işlemi yapmıyorum. İkinci ikili trabzanın tepesinden tığımı geçirip bir tane sık iğnemi yaptım. Yandaki trabzanın tepesine geliyorum. Bir tane sık iğne. Yandaki boşluğa geldim. Bir tane sık iğnemi yaptım. Trabzanın tepesine geliyorum. Bir tane sık iğne. Bakın. Ve bir zincir çekerek yapmış olduğum boşluğa da bir tane sık iğne yapıyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar sık iğneler yapmaya devam ediyorum. Sıra sonunda 3 zincir çekerek başlangıç yaptığım noktada 3. zincirin içerisinden tığımı geçirip bir tane sık iğne yaparak sıramı tamamlıyorum. Şimdi bir sıra için farklı renkte, yani buradaki kullanmış olduğum, bakın, sık iğne yaparak hangi renk kullanıyorsak onun aynısını yapacağız. Krem rengin başlangıcını yapıyorum. Krem renkli ipim ile başlangıcımı yapıyorum. 1 2 tane zincir çektim. 2 tane zincirimi çektikten sonra tığımıza ipimi bir kez aldım. Hemen dibindeki değil, bir sonraki boşluktan tığımı geçiriyorum. İpimi tek seferde çektim. Tığımıza ipimi bir kez aldım. Yandaki boşluğa geliyorum. İpimi tek seferde çektim. Yandaki boşluğa geldim. İpimi tek seferde çektim. Bu sıramızda sadece yarım trabzanlar yaparak sıramızı tamamlıyoruz. Son boşluğuma da yarım trabzanımı yaptım. Tığımıza ipimi bir kez aldım. Burada bir zincir çekerek başlamış olduğum noktadan tığımı geçiriyorum. Ve ipimi tek seferde çekerek son yarım trabzanımı yaptım sıra sonunda. Hemen diğer rengimin geçişini yapıyorum. Hemen şöyle dibinden düğümleyelim. Bir kez daha göstermek istiyorum. Devamında kolaylıkla ilerleyebilirsiniz. Şimdi modelimiz bundan ibaret. Bu noktaya kadar geldiyseniz hemen buradan tekrardan bir başlangıç yapıyoruz. Ben sizlerle başlangıçta ölçülerimi ve model sayımı paylaştım. Nasıl yapıyoruz yani? Buradaki üçlü trabzandan iki tanesini de buraya yapıyorum. Daha sonra üzerine buradaki modelimiz geliyor. Yani devamında hep aynı şekilde ilerleyeceğiz. Şuradaki üçlü trabzanları bir kez daha beraber yapalım istiyorum. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çektim. Tığım üzerine ipimi 1, 2 kez aldım. Burası... Bakın, zincir çekerek başlangıç yaptığım nokta. Bir tane boşluk atlıyorum. Diğer boşluğa geldim. 1, 2, 3 seferde çıktım. Bir tane zincir. Tığımıza ipimi 2 kez aldım. Bir boşluk atlıyorum. Diğer boşluğa geldim. 1, 2, 3 seferde çıkıyorum. Bir zincir çektim. Tığımıza ipimi 2 kez aldım. Bir boşluk atlıyorum. Yandaki boşluğa geldim. 1, 2, 3 seferde çıktım. Bir zincir çektim. Tığımıza ipimi 2 kez aldım. Bir boşluk atlıyorum. Yandaki boşluğa gelip bir tane üçlü trabzan yapıyorum. Bu şekilde devam edelim. Bir tane zincir çektim. Burada bir tane boşluk atlıyorum ve sıra sonundaki zincirimin içerisinden tığımı geçirip 1, 2, 3 seferde çekerek üçlü trabzanımı yaptım. Bakın, burada birinci sınavdaki işlemin aynısını yaptım. Üzerine turuncu üçlü trabzanlar, sık iğne, yarım trabzan, 3 tane üçlü trabzan şeklinde model devam edecek. Daha sonrasında bu noktaya geldiğimizde yine başlangıca birinci sıramıza döneceğiz. Dediğim gibi istediğimiz uzunluğa ulaşana kadar modelimizi devam ettirip geliyoruz.
Bahsettiğim gibi tüm parçalarımızı tamamlayıp geldikten sonra dikerek birleştirme yapıyoruz. En son sıramda bu şekilde krem rengimle bir sıra sık iğne gittim. Üst kısımda bu şekilde daha güzel bir görüntü olacağını düşünüyorum. İpimizi uzun kesiyoruz ve buradaki ipimize iğnemizi takıyoruz. Şimdi fark ettiyseniz ilmek belirleyiciler ile ben dikme işlemi yapacağım noktayı belirledim. Burada ne kadar bir boyun oyuntusu genişliği olsun istiyorsanız o kadar boşluk bırakabilirsiniz. Ben tahmini bakın 7 tane sağda 7 tane solda ikili trabzanlarım olduğu modeli saydım. Ortada ise saydığımda 9 tane modelimiz var. Şimdi burada örgümün dış kısmından dikerek sabitleyeceğim. Hemen karşıdık gelen birinci boşluktan içte kalan daldan iğnemi geçiriyorum. Bakın karşılıklı. Bakın bu şekilde içte bulunan daldan dikme işlemi yapıyorum. Karşılıklı dümdüz bir dikiş yapıyoruz. Ve buradaki dikme işlemi tamamladıktan sonra diğer omuz tarafını da aynı şekilde birleştirip geliyorum. Size bahsettiğim gibi omuz dikme işlemini tamamladım, geldim. Sıra geldi kolu gövdeye sabitleme. Bunu örgümüzün ters kısmından yapacağız. Hemen şöyle iç tarafını çeviriyorum. Ve burada da kolu tersten şöyle çevirdim. Tam ortasını ayarlama yapıyoruz burada. 3 tane modelimiz olduğu için bakın bir tane modelim burada, bir tane modelim burada. Ortadaki modelimin tam ortası benim dikme işlemi yapmış olduğum noktaya gelmesi gerekiyor. Daha sonrasında burada ipimi yine uzun kesmiştim. İğnemi takıyorum. Burada kesme işlemi yaparak renk geçişlerimizi yapmış olduğumuz iplerimiz var. İplerimin bazılarını ben örme işlemi yaparken gizledim. Gizleyemediğimiz noktada da bu şekilde uzun iplerimiz gözüküyor. Bunu dikerken arada yürütme yaparak gizleyebiliriz. Ya da tığ yardımıyla da gizleme yapabilirsiniz. Şimdi bu şekilde açık bir şekildeyken modelleri eşitleyelim. Örgümün iç tarafındayım şu anda. Tam eşit gelen noktadan karşılığındaki boşluktan iğnemi geçirdim. Bakın bu şekilde. Daha sonrasında yine aynı şekilde karşılıklı düz bir dikiş yapıyoruz. Bakın bir yandan da size bahsettiğim gibi iplerimi arada bırakarak gizliyorum. Ben yine krem rengiyle birleştirme yapıyorum. Çünkü en yumuşak geçişli olacağını düşündüğüm için eğer buradaki dikme noktanız belli olsun istemiyorsanız transparan ipler bulunuyor, şeffaf. Onlar ile de dikme işlemi yapabilirsiniz ya da ilmek yürütme yaparak da birleştirme yapabilirsiniz bu noktada. Ben dikerek birleştirmeyi tercih ettim. Ve bu şekilde kolun dikme işlemini diğer köşede karşılık gelen noktaya kadar dikiyorum. Daha sonrasında diğer kolu da aynı şekilde dikip gelelim. Kapanmış ve kol ve gövdenin birleştirmesini tekrar beraber yapıyor olacağız. Size bahsettiğim gibi kolun dikme işlemini yaptım. Arada iplerimi de gizledim. Gayet güzel oldu. Şimdi hala örgümün iç tarafındayım ve kolu şu şekilde katlıyoruz. Bakın bu şekilde. Buradan dikme işlemine şu uçtan başlıyoruz. Devam edip ve gövde kısmına da modellerimiz eşit gelecek şekilde dikme işlemini gerçekleştirip geliyoruz. Dikme işlemimi tamamladım, geldim. Gayet güzel bir görüntü elde etmiş olduk. Örgümün ön tarafını çevirdim. Kol için bakın bu şekilde sık iğneler gittim son sıramda.
Ve gayet güzel bir görüntü oldu. Hem de içerideki kesmiş olduğumuz iplerimizi de bakın bu şekilde gizlemiş olduk. Görüntü olarak güzel oldu. Hem de dediğim gibi kullanışlı oldu. Şimdi diğer kol için beraber bir başlangıç yapalım. Bakın iplerim bu şekilde gözüküyordu. Muhtemelen sizin de ipleriniz bu şekilde olacak. Ama örme işlemi yaparken gizleyerek yok ediyoruz. Hemen birleştirme noktamdan başlangıç yapıyorum ben. İpim iki kat halinde. Bakın buradaki birleştirme noktamdan iğnemi tığımı geçiriyorum. İpimi bir tık uzun bıraktım. İçerisinden çekiyorum. Ve bir tane zincir çektim. Yandaki boşluğa geliyorum. Bir tane sık iğne. Yandaki boşluğa geliyorum. Burada aslında tığımızı geçirebildiğimiz her boşluktan tığımızı geçirerek sık iğne yapıyoruz. Daha sonrasında bakın bu başlangıç noktamdaki ipimi de aynı esnada yürütme yapıyorum ve keserek bu bırakmış olduğum iplerimi de bakın elimle düzeltiyorum. İyice düzelttikten sonra bakın buradaki ikili trabzanın içerisine geldim. Yatay ikili trabzan olarak görüyoruz. Bir tane sık iğne yaptım. Tekrardan aynı boşluğa döndüm. İki tane. Hatta bir tane daha sık iğne yapıyorum. 3 tane sık iğne yaptım. Daha sonra diğer boşluğuma geliyorum. 1 2 Bakın ipimi hala yürütüyorum. 3 ve 4 tane. Biraz büyük bir boşluk olduğu için 4 tane sık iğne yaptım. Altta hemen turuncu renkteki ikili trabzanım var. Burada yatay ikili trabzanın içerisinden geçirdim. 1 2 tane sık iğne yapıyorum. Şimdi burada tahmini göz kararlı bir ayarlama yapıyoruz. Sayılar ben tahmini belirliyorum. Mesela bir üstteki ikili trabzanda başlangıç olduğu için 3 tane sık iğne yapmıştım. Buradaki ikili trabzanda ise bir tane eksik 2 tane sık iğne yaptım. Dediğim gibi tamamıyla göz kararı. Sık iğnelerin olmuş olduğu boşluklara ise sadece bir tane sık iğne yapıyorum. İkili trabzan ve üçlü trabzan olduğu nokta ise tahmini göz kararı bir ayarlama yapıyorum. Bakın şimdi bu noktada yine kesmiş olduğum ipim var. Hemen şöyle elimle düzelttim. Boşluktan tığımı geçirdim. Bir yandan ipimi de tutuyorum. 1 2 Büyük bir boşluk olduğu için 3 ve 4 tane sık iğne yaptım. Daha sonra yandaki sık iğnenin olduğu boşluğa geliyorum. Bir tane sık iğne. Bakın bu şekilde hem ipimi gizledim hem de örme işlemimi yapmış oldum. Burada önemli olan çok fazla sık iğne yaptığımızda morullaşma oluyor. Düzgün bir görüntü elde etmiyoruz bakın kol için. Ya da çok boşluklu hani seyrek bir sık iğne yaptığımızda da burası dar oluyor. O yüzden girip çıkarken kolumuz sıkıntı çekebiliriz. Dediğim gibi tahmini göz kararı bir ayarlama yaparak sıra sonuna kadar devam edelim. Başlangıç noktama kadar geldim. Burada hemen bir tane zincir çekiyorum ve ipimi bir tık uzun bırakıp kesiyorum. Bakın herhangi bir birleştirme işlemi yapmadan bir tane zincir çekerek ipimi kestim. Daha sonrasında iğnemi fazladan kesmiş olduğum ipimi takıyorum. Ve buradaki birinci sık iğnenin tepesinden iğnemi geçiriyorum ve burada birleştirmemi yapıyorum. Daha sonrasında örgümün İç tarafında ilmeğimi yürütüyorum. İpimi bakın ilmeklerimin arasından geçirip gizleme yapıyorum. Daha doğrusu ben aynı renkte olması için şu şekilde ilmeklerin arasında gizledim. Ve ipimi kestim. Ve bakın bu şekilde kolu tamamlamış olduk. Aslında bu düzümüzü de tamamlamış olduk. Gayet güzel oldu. S beden 36 beden için geçerli. Başlangıçta da bahsetmiştim. İplerimi elimde olan iplerimi değerlendirdim ama tamamı koton ipler ve saturdayohobi.com'dan temin etmiş olduğum ipler. Arada simli iplerim var. Tahmini birebir aynı renkler olsun istiyorsanız yeşil rengin bir yumakta yeterli gelmedi. Kollara farklı bir renk kullandım. 2 yumak almalıyız. Yine aynı şekilde pembeyi
Ve turuncu rengimizi de 2 yumak almalıyız. Onun dışında krem rengim ve turkuaz rengimden 1 yumak yeterli oldu. Ama rengarenk yapabilirsiniz. Kendi renk kombinizi yapabilirsiniz. Amaç elimizde olan ipleri değerlendirmek. Gayet güzel ve kullanışlı bir bluz oldu. Ben çok beğendim. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.